Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5200 TL'ye toplanabilecek harika bir hazır sistem videosu ile karşınızdayım. Evet, 5200 TL dedim ama sistem fiyatı burada 4786 TL yazıyor. Bunun nedeni bu bilgisayar arkadaşlar 8 GB'lı bir RAM bulundurması içerisinde. 8 GB RAM artık günümüzde yetersiz geldiği için ben aynı marka, aynı model ve aynı hızda çalışan bir RAM daha ekledim ve aynı yine WAT'tan ekledim. 413 TL daha ekleyince 5199 TL'ye çıkıyor. Gerçekten fiyatına göre toplanabilecek harika bir sistem WAT'tan bilgisayardan alabilirsiniz siz de isterseniz. Şimdi parçalarımızı saymaya başlayalım. İşlemci olarak burada Intel Core i3 10100F işlemci kullanılmış. Bu işlemcinin hızı 3.6 GHz hızında çalışabiliyor ve maksimum turbo hızı ile 4.30 GHz'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 4 çekirdeği 8 de iç parçacığı bulunuyor. 6 MB'lik bir ön belleğe sahip. 14 nanometrelik bir üretim teknolojisinden geçmiş. 2666 MHz bellek türlerini destekleyebilen 65 watt güç tüketimi olan bir işlemci. Fiyat performans olarak 10. nesil bir işlemci ve iyi bir işlemci arkadaşlar. Daha sonra anakarta baktığımız zaman burada anakart olarak Gigabyte'ın H410M anakartı kullanılmış. Giriş seviyesi uygun fiyatlı bir anakart kendisi. 2 adet RAM slotu bulunuyor. Toplam 32 GB'a kadar RAM desteği sunabiliyor. Bu anakartta M.2 desteği sunuluyor arkadaşlar. M.2 desteği var bu anakartta aynı zamanda. Sistemde kullanılan ekran kartına baktığımız zaman burada Sapphire'in Radeon RX 5500 XT Pulse model isimli bir ekran kartının kullanıldığını görüyoruz. 4 GB'lık bir model arkadaşlar bu RX 5500 XT ve 128 bitlik bir arayüzü bulunuyor. Fiyat performans olarak gayet yeterli ve performansı yüksek bir ekran kartı. GDDR6 bellek tiplerine sahip, 14.000 MHz'lik bir bellek hızı bulunan, 1 adet HDMI, 3 adet de DisplayPort bulunduran ve 5120x2880 çözünürlüğünü destekleyen bir ekran kartı arkadaşlar. Bu ekran kartında PCI Express 4.0 ve OpenGL 4.6 kullanılıyor. Çekirdek hızları ise 1730 MHz ve maksimum olarak 1845 MHz'e kadar çıkabiliyor. Şimdi RAM'e geldik. RAM olarak burada Crucial'ın 8 GB'lık Ballistics kod isimli RAM'ler tercih edilmiş arkadaşlar. Bu RAM'ler 2666 MHz'lik hızı ve CL16 gecikmelerine sahip RAM arkadaşlar. Ama sistemde bundan sadece bir adet kullanılmış yani 8 GB'lık bir tane. O yüzden sisteme aynı şekilde aynı bu markadan bir adet daha ekliyorsunuz. Sistem fiyatı böylece 5200 TL'ye çıkmış oluyor. Bu 8 GB'lık halinde kullanabilirsiniz tabii ki bilgisayarın ama sizlere yeterli bir performansı sunamaz bu sefer ve günümüzde de istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz bu bilgisayarda, onu söyleyeyim. O yüzden 16 GB RAM yapmakta fayda var. Sistemin kasasına baktığımız zaman burada kasa olarak Sigmatek'in Silicon 3X Power Code isimli oyuncu kasası kullanılmış. 600 watt 80 plus güç kaynağı bulunduran bir kasa arkadaşlar. Şöyle teknik detaylarına daha yakından bakalım isterseniz. Toplam 6 adet fan yuvası bulunuyor. Yani siz harici olarak 2 tane daha takabiliyorsunuz. 4 tanesi de zaten dahili üzerinde yer alıyor. Kasanın üzerinde 3 adet USB bulunuyor. Ses çıkışı ve mikrofon çıkışları mevcut. Kasanın boyutlarına baktığımız zaman 390x205x450 mm olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kasa anakart yapısı olarak RTX bir anakart yapısını destekliyor. Aynı zamanda micro RTX ve mini RTX gibi anakart yapısı türlerini destekliyor. 24 aylıkta bir garantisi bulunuyor bu kasamızın. Gayet güzel ve şık bir kasa. Temperli camlardan da bol bol kullanılmış zaten. Ön tarafı sanırım mesh değil. Aynen. Ön tarafında şöyle ızgaralar kullanılmış. Yandan hava girmesi için. Sistemde kullanılan depolama birimine baktığımız zaman burada SSD kullanılmış ve Crucial'ın 480 GB'lık BX500 serisi SATA 6 GB'lık 3D NAND SSD'si kullanılmış arkadaşlar. 540 MB okuma ve 500 MB'da yazması bulunan fiyat performans olarak iyi bir SSD var sistemde. 2.5 inçlik bir SSD tipi mevcut. Dediğim gibi eğer WAT'tan bilgisayardan 5200 TL bütçeniz var ise bu bilgisayarı alıp yanına da şu RAM'den alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü aynı marka olması gerekiyor. Belki siz satın alacağınız zaman buradaki RAM değişebilir, başka marka gelebilir, fark etmez. O zaman da o markanın RAM'ini almanız gerekiyor arkadaşlar. 16 GB'lık bir RAM'li bilgisayarınızın olması için. Eğer tabi bütçeniz var ise daha yüksek fiyatlı bilgisayarlarda bakabilirsiniz arkadaşlar. WAT'tan bilgisayarda bir sürü toplanmış bilgisayarlar mevcut. Hazır sistemler var. Bunlar da isterseniz bakabilirsiniz. Ama benden siz uygun fiyatlı bir hazır sistem istediğiniz için ben size bu videoda 5200 TL bütçeyle toplanabilecek bir sistem videosu önerisinde bulundum. Ve böylece videomuzun sonuna gelebiliriz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.